Herkese merhabalar. Bu haftaki toplantımıza hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarına insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla 29 senedir devam ettirmektedir. Bu hafta 1416 uzaktan 151. toplantımız. Forum kısmında canlılık ve sönümlemeler konusunu işleyeceğiz Mustafa Özcan'ın moderatörlüğünde. 16.45'te kapanış yapacağız. Şimdi ben sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Biliyorsunuz 1416 sayılı yasa Atatürk'ün çıkardığı bir yasa. Bu yasayla da ecnebi memleketlerde öğrenci tahsiliyle, talebe okutulması ile ilgili bir yasa. Ben bu yasayla Almanya'ya gittim. İşte o zaman Türkiye'den 25 kişi. Onun için bunu hatırlatmak. Şu anda da 1416. toplantı yapıyoruz. Eski olsun diye de onu aktarmış olayım. Bir ilişki tabii o 1416 sayısı hep aklımdadır. Onu da çok severim, onu yasayı. Yani o yasanın özelliğini söyleyeyim. O yasa aynı zamanda İdil Biret'in de aynı yasayla gittiğini aktarabilirim. Yani sanat veyahut da mühendislik diye ayrım yoktur. Atatürk'ün şey sonrası, öncesi, bu üniversite reformu öncesi ortaya çıkardığı bir düşüncedir bu. Gelecekteki üniversite reformu için bir altyapının oluşmasını sağlamak üzere bu tür bir yasayı çıkarmıştır. Ama öğrenci de bu arada aktarmış olayım 1416. toplantı olması nedeniyle. Şimdi bu kadar toplantı sonrası bir özellik daha var. Bu bizim 29. yılımızın son toplantısı. Gelecek toplantı, pardon, 30. yılımızı tamamlayacak son toplantı. Ondan sonra 30 yıl tamamlanmış olacak. 31. yıla giriş yapacağız. Bir Mayıs'tan itibaren. Bu da ayrı bir özellik ortaya koydu tesadüfen. Bu kadar çok sohbet toplantısı yapmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Baktığımız zaman gerçekten de YouTube'da takiplere bakınca neredeyse bizim çok üzerinde video bu bir toplantı veyahut da sunum ortaya koyduğumuz halde takipçi sayımızın az olduğunu aktarmak isterim. O da bir dezavantaj bizim tabii. Şimdi bugünkü konumuza gelmek istiyorum. Forum şeklinde yapalım dedik ve forum şeklindeki yapacağımız bu toplantılar için isteyen herhangi bir konuyu hazırlayabilir. Çünkü şimdiye kadar trimestrelerde biz her zaman bir konu belirleyip o konu çerçevesindeki alt sunumları yapıyorduk. Yani mesela bu trimestri birinci trimestriydi. Şimdi ikinci trimestri bölümüne geçmiş olacağız. Ama bu trimestri bölümünün hepsini forum olarak, sunum olarak değil de forum olarak yapalım istiyorum. İsteyen istediği konuyu getirip işleyebilir. Önceden belirlemekten ziyade arkadaşların talepleri ve de istekleri doğrultusunda kendilerinin aktarabilecekleri konusunda bir süreç oluştu diye düşündüm. Belki o zaman daha çok taliplisi, daha çok müşterisi, daha çok ilgi bir yanı olur şeklinde bir inancım oluştu veya tanım oluştu. Mesela giriş, tabii biz 3'te açılıyoruz. Hatta 3'ten bile, saat 3'ten bile önce açılıyoruz. Videolu konferansımız, bizim bağlantısı. Erken gelebilir, o arada yarım saat bir toplantıda ön konuşma oluyor. O ön konuşmalarda Çetin Bey mesela dedi ki ben konuları aktarabilirim. 6-7 tane konu saydı. Tabii herkesin aktarma, herkesin anlatma imkanı var ama ne kadar
talipli olacak. Ona da dikkat ederekten konu seçimini belli bir çerçeve içerisinde tutmanın da yararı olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi bugünkü canlılık ve sönümlenmeler veya bunun Türkçe'de çok yerleşmiş olan başka bir ifade biçimi var. Sönümlenmenin. O da yok oluş. Şimdi extinction diye İngilizcesi var bunun arkadaşlar. O nedenle extinction kavramının ne olduğuyla ilişkili konuşacağız. Daha söylediğim slaytlarım da var ama Türkçe'ye çevirmek annihilasyonun karşılığıdır yok oluş. Biz her zaman olduğu gibi güzel yanlış tanımlama yapma imkanına sahibiz. O bakımdan şimdi okumak istiyorum. Extinction'la ilgili benim hazırladığım notları. Burada 4 tane slaytımız var. Extinction'ı özellikle İngilizcesini karşılığı olarak aldım. Ama ne oldu ya? İlişkileri okuyaraktan böyle arkadaşlar siz de görüyorsunuz ne oldu. Hatalı bir şekilde fiziksel annihilasyon diye bilinen Türkçe'de yok oluş terimiyle karşılanmış ve tümüyle gitmiş, kaybolmuş anlamına gelen kavramla eş terimli olarak yerleşmiş olan bu olayın ifade ettiği şey, yeryüzündeki tüm çok hücreli canlılığın 1/5'lük bölümünün kaybolmasını ifade etmektedir ki doğru olan presiz karşılığı sönümlenmedir. Çünkü canlılık tamamen yok olmuş olsa arkadaşlar bir daha dünyada canlılığın oluşmaması gerekir. Ama Türkçe'de maalesef biz ekstrem noktalara kayışı bilimin terminolojisinde de yapıyoruz. Hiçbir ortada genele doğru bir ifade bulma konusunda bir şeyimiz yok. Çabamız yok. Onu da aktarmış olayım bu hafta. Şimdi 5 tane de büyük sönümlenmemiz var. O sönümlenmede nasıl olduğunu da söyleyeyim. 600 milyon yıldan bugüne kadar gelen bir dönem için geçerli. Ki çok hücreli bir dönemdir. Ve Kambriyen sonrası, Kambriyen patlama ile birlikte başlayan Fenerozoik döneminin birer parçasıdır bu sönümlenmeler. Doğadaki çok hücreli canlıların bu tür majör sönümlenmeleri, yani görünür bitki ve hayvan türlerinin kitlesel olarak 1/4 oranında yok olmaları olayı büyük biyotik krizler olarak da adlandırılır. Öte yandan Fenerozoik devir denen gezegenimizin son 540 milyon yıldaki büyük kitlesel yok oluşları olan bu türden büyük ve ek olarak küçük sönümlenmelerin toplam sayısı 20 olarak verilmektedir. Gerçekten de bu sönümlenmelere baktığımız zaman 20 olarak veriyorlar rakamlarını. Sonraki slayta geçelim. Evet, sönümlenmeler nasıl belirleniyor? Görüldüğü gibi sönümlenmeler gezegendeki görünür çok hücreli biyolojik çeşitliliğin dönemler itibariyle yaygın ve de keskin bir hızla azalmasıyla meydana gelir. Majör yani büyük sönümlenmeler belirleyen arka plandaki kitlesel yok olmalardaki farklılıklar büyük bir kitlesel yok oluş olayının neyin oluşturduğu konusunda bilim insanlarının anlaşmazlıktan ve geçmiş çeşitliliği ölçmek için seçilen verilerin farklı niteliğinden kaynaklanmaktadır diyoruz. Çünkü bunun tanımında bir bakıma bazı tartışmalar olduğunu burada ifade etmek istedim. Şimdi 5 büyük sönümlenmenin adını ve kronolojisini de aktarmış olayım. Bunlardan en önemlisi en ortada olan 2 milyon yıl öncesidir ki onun ondaki sönümlenme miktarı en fazladır. O rakamların ne olduğuyla ilişkili kısaca da bir ifadede de bulunacağım. Çünkü gerçekten de çok önemli olgular olarak da yaşamımızın bir parçası şu anda. Şöyle söyleyeyim. Ordovizyon'da 450 milyon yıl önce başlamıştır. Canlı ailesi kaybı, yani canlı ailesi derken pek çok türü içerisinde bulunduruyor. O pek çok türü de şöyle söyleyelim arkadaşlar, bu büyük kayıplar bir bitki veya da hayvan, yani faunada veya florada yok oluş olgusu, çok hücrelilerdeki yok oluş olgusu ne kadar o tür büyükse, o familya büyükse o kadar çok şekilde yaygınlaşmış oluyor ve o kadar çok familya tür yok olmuş oluyor.
o açıdan baktığımız zaman familiar olarak orada vizyon bilen, orada vizyon yok bu işte. %12'lik bir aile kaybı var. Familya kaybı var. Türkiye'yi bu. Tabii isteklerim. Devonyen'de ise 80 milyon önceki olan bu oldura veya olayda %14'lük bir kayıp var. Permiyan yok oluştu en büyüğü. 250 milyon yıl önce oluşmuş olan bu olayda da ise %52'lik familya, yani aile, canlı aile kaybı olmuş oluyor. Trias dönemindeki ise 200 milyon yıl önce olmuş vaka veya olay. Onda ise tekrar %12 ve Kretazer dediğimiz göktaşının içinde ilişkili olan bir dönemde orada da %14'lük bir yokluluk var. Evet. Şimdi bunların etkileri konusunda ben bunları kaldırabiliriz şimdi. Bunların etkileri konusunda neler etkileri derken neler bunların etkileri ve kültürel değişimin kategorik etkenleri olarak bunları nasıl tanımlayabiliriz diye düşündüğümüzde ilkin bir dünya dışı etkenler olarak bazı kategorilerimiz var. Bir de dünyanın kendisinden ortaya çıkan etkenler var. Dünya dışı etmenler olarak arkadaşlar özellikle göktaşların meteoritleri ona benzer bazı dışarıdan bize intikal eden konular ki mesela güneşteki büyük patlamalar sonucunda ya ozon tabakasının ortadan kalkıp da bu tür durumun ortaya çıktığı olayları da konunun içerisine koyabiliyoruz. Ama dünyanın kendisinden olan etmenlerden de dediğimiz gibi mesela dünyanın içerisindeki astronomiklerdeki magmanın etkileri ki mesela 250 milyon yıl önce olan en büyük yıkım veya da ortadan kayboluş veya da yıkım canlılık üzerine Sibirya'daki krep dediğimiz ve tüm Sibirya'nın magmatik bir ortamla kaynayan bazaltik yapılarından dolayı ortaya çıkıyor. İşte yeryüzündeki %52'lik familya kapsamındaki bir kayıp anlamına geliyor. Böylece dünyada olanları da ikiye ayırmak mümkün. Onlardan bir tanesi de yapay olan ki yapay da şimdi insanın neden olduğu bir evet. Biliyorum maalesef kesin böyle geliyor ama benim bilgisayarımdan olan bir şey biraz boğuk geldiğini de biliyorum. Onu kaldırmak mümkün olmuyor. Bilgisayardan dolayı olan bir şey bilgisayarı değiştirmem gerekiyor. Laptopun kapasitesi böyle oluyor maalesef. Kusura bakmayın biraz kendime yaklaştırarak da bunu gidermeye çalışayım dedim. Daha iyi oluyor mu onu da bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bunlara baktığımız zaman işte antroposen dediğimiz insan eliyle karbondioksit sera gazının ortaya çıkardığı bir ısınma, iklimsel ısınmadan dolayı ortalık maalesef biz yeni 6. yok oluş şeklinde büyük yok oluşa doğru bir ifadesi var. Pek çok bilimsel çalışmaların bununla ilişkili elde ettiği bazı veriler var. Ama tabii ki bu tür faaliyetler küçük bir dönemde olan şeyler değil arkadaşlar. Bu yok oluşun gerçek anlamda büyük yok oluş olabilmesi için 1 milyon yıl gibi uzun bir sürenin devam etmesi gerekiyor. Bunlar 1 günde, 2 günde veya 10 yılda, 50 yılda, 100 yılda olan şeyler değil. O bakımdan çok geçikmiş bir durumla karşı karşıyayız şeklinde bir inanca da kapılmış olmayalım. Evet. Bunların alt nedenlerine baktığımız zaman neler olabilir? Dönümlenme nedenleri olarak 12 tane belirgin hipotez ortaya atılıyor. O hipotezleri kısaca yukarıdan aşağı sayacağım ben. Nedir mesela? Bir tanesi küresel ısınma. Bir tanesi de küresel soğumadır. Vakti zamanında da soğumalar oluyor. Onlarda da yukarı çıkıyor. Veyahut da tüm dönümlenmeler oluyor diyelim. Daha doğru. Volkanizasyonun, yani volkanların büyük volkan patlamalarının ortaya çıkardığı
yapılmışlar var. Bunlar tipleri de sayıyoruz yani. Bunların içerisinde aynı zamanda dediğimiz gibi 20 tane yok oluş var. 5 tanesi büyük ama yaklaşık 15 tanesi de küçük oluyor. İşte onlardan bir tanesi mesela volkanların bir şekilde çok alt bir dönemden geçmiş olan yok oluş veyahut da sönümlenme şeklinde daha da ödeyeceğiz. Başka nedir? Meteor veya tırlıklı yıldız çarpmaları. Başka nedir? Kıtaların yerinin değişmesi. Mesela Pangea olgusu, Pangea denilen tek bir kıtanın parçalanması sonrasında bazı yüksel değişmeler, o yüksel değişmelere dayalı olarak biyomdaki bölgeleri, büyük iki bölgelerinde olağan dışı bir dönüşüm, o dönüşümün yarattığı fauna dünyasında bütün yok oluşlar veyahut da sönümlenmeler, bazı kitlesel yok oluşları buna dahil edebilir. Buna da kıtaların yerinin değişmesi veya kıtalar kayması diyebilmek mümkün. Demek mümkün. Güneş ışını patlamaları dediğimiz tam players dediğimiz oldular var. Bunlar da işte dünyanın bazı kendisini koruyan bunlar yani ozon tabakası patlamaları çok oluyor ve onların etkisiyle de önemli büyük veya küçük daha doğrusu burada biraz istemek lazım. Çünkü güneş patlamaları çok uzun sürmesi lazım. Sürekli aynı güneş patlamasının mümkün olmadığını düşünürsek burada küçük tarzda yok oluşlar veya dönümlenmelerin ortaya çıkabiliriz. Bakteri istilaları olabiliyor yeryüzünde. Korkunç büyük yani tek hücrelerde böyle ilkel bir tek hücrelerin hızla artması anlamına gelen durumlar bunlar. Bunun iddiadır tabii. Ne kadar olmuştur, olmamıştır. Bunu ispatlamak değil ama bunun da bir hipotez olarak ortaya konulduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca manyetik kutup tersinmeleri sonucunda da olmayan imkanı olan şeylerdir. Bunlar da iddia ediliyor. Deniz seviyesindeki büyük değişimler. Vallahi bu doğru. Yani burada olacağı besbelli. Nasıl oluyor bu? Muhtemeldir ki gene kıtaların kaymasının getirdiği değişiklikler bazı deniz seviyesinde bir ısınmada belki bir değişiklik. O ısınmada veyahut da volkanizasyon sonucunda işte gerekli atmosferik bazı durumlarla şeylerin güneşinden az geldi. Soğumanın getirdiği bir şeyle de deniz seviyesindeki değişim olabilir veya ısınmayla da deniz seviyesindeki değişim olabilir. Onun haricinde deniz suyu oksijeninde de bir azalma olduğu takdirde diyeceğiz ki nedir? Çok önemli miktarda biliyoruz arkadaşlar ki denizel iyonlarda canlılarda önemli bir azalmaya neden olabildi. Dünyası gerçekten büyük miktarda yani okyanuslardaki canlıların büyük miktarda canlılık içerisinde payı var. O zaman da büyük bir kriz ortaya çıkabiliyor. Deniz dibinin metanı tutmaları diye bir iddia var ki bu da doğru. Metan 20 kat daha fazla sera etkisine sahip karbondioksitle kıyaslandığında. Onlar da deniz dibinde şu anda denizlerin 11 metre gibi bir şeyle yaptığı basınç altında metan hidrat şeklinde olan o yapılar azalmayla hem üzerindeki basınç için hem de belki de sınma neticesi parçalanıp metanın şeye çıkıp atmosfere katılması böylece bir sera etkisiyle birlikte bir ısınmanın ortaya çıkıp büyük miktarlarda canlılık ölümüne neden olma, kitlesel ölümüne neden olma imkanı olanağı var diye iddia ediliyor. Bu da bir hipotez. 12. ise dünyanın yörünge eğitim ve prosesyonunun peki değişimler. Yörünge, eğim ve prosesyon. Bunlara Milankovic etkiler diyor bunlara. Biliyorsunuz dünyanın
tane temel özelliği olduğunu iddia eder Milankovic. O üç temel özelliği bu. Birincisi işte eğimi düzleme göre bir kafa sallamasıdır işte bunun presesyon aracıdır. Bir de yörüngesindeki durumdur. O da duruma göre değişiyor yörüngesinin evrendeki durumu. Ona göre de temeldeki Mustafa sesin anlaşılmıyor. Evet biliyorum. Biliyorum ama ne yaparsın böyle işte. Bir mikrofon kulaklık var mı Mustafa Bey olabilir mi? Benim bir mikrofon kulaklık. Kulaklığım yok. Bilgisayar, bilgisayar. Mustafa bilgisayarı değiştirmen lazım. Evet, öyledir. Kulaklığım yok. Mikrofon var. Taktığım zaman bu sefer bu çalışmıyor. Her bilgisayarın kendine göre bir iş düzeni vardı ses konusunda. Herhalde bu tür şeyler düşünülmüyordu eskiden. O nedenle çok önemsenmiyordu. Ama şimdi yeni bilgisayarlar herhalde çok daha bu konularda patlayan ve de duruma uygun fabrikasyon olarak imal edilmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Ama benimki böyle maalesef. Evet arkadaşlar tamamladım sayılır. Benim konuşmamı yaklaşık olarak 10-20 dakikalık bir anlatımla konuları şimdi yeniden herkesin tartışabileceği bir ortamı bir hatırlatmaya olsun diye aktarmış oldum. Efendim buyurun. Herkes şeyini açabilir, mikrofonunu açabilir. Bir anda açtığı zaman ben söz vereyim istiyorum tabii. Şu anda mikrofonu açık olan görüyorum. İlk onlara söz vermek istiyorum. Atilla Bey'le başlayalım. Buyurun Atilla Bey. Mustafa şimdi yok oluşları sen tarihsel olarak gayet güzel şey yaptın, anlattın. Teşekkür ederiz. Şimdi 6. yok oluş zamanımızdaki yok oluş tabii artık insan faktörünün ortaya çıkarttığı bir yok oluş. Bu gerek nüfus gerekse sanayileşmenin getirdiği ciddi şeyler, sıkıntılar. Sanayileşme dersek ondan sonra sanayileşme hem su hem toprak hem de havayı kirleterek ondan sonra ekolojik dengenin önemli bir miktarda etkilenmesine sebep oldu. Sularda ondan sonra mikroplastikler havada SO2 ve karbon monoksit ve karbondioksit oranlarını olumsuz olarak etkiledi ve onlar şey yaptı. Toprakta da birçok yerlerde toprak ciddi olarak kirlenmiş sularla yer altı sularına kadar indi, yer altına kadar indi ve toprak bozuldu. Aynı zamanda tarım ilaçları. Şimdi insanlar bunların farkına yakın zamanlarda farkına vardı. Yani topu topu 40-50 sene bile değil yani farkında varlık. Ve dolayısıyla bunların şey üzerindeki etkisi de, doğa üzerindeki etkisini de o zaman şey yaptılar. Ama bu yıkım hala sürüyor. Çünkü gerek madencilik, gerekse ondan sonra tarım alanları açma konusunda Amazon ormanlarından Güney Asya'daki ormanlara varıncaya kadar müthiş bir yok oluş. Yani oradaki ormanların neredeyse %50'sini yok ettiler. Yakarak ve şey yaparak, keserek. Bu iklim kuşağının üzerinde de etkisi oldu. Ve bunun etkilerini de ciddi olarak yaşıyoruz. Bunlar için henüz daha doğru düzgün bir tedbir alamadılar. Ama sanayinin kirlilikleri konusunda ciddi bir çalışmalar yapılıyor. Yani bu hafta TÜYAP'ta da bir fuar var. Çevre fuarı, çevreyle ilgili. Orada ülkemizdeki şeylerin de yapılmakta olan arıtmalar ve uygulamalar içinde önemli miktarda teknolojik bir şey var. Altyapı oluşmuş durumda. Dolayısıyla ülkemizde bir miktar bu konuyla ilgili çalışma var. Ama şunu söyleyeyim, ben birçok ülkede de iş yaptığımız için yani bu iş ancak Batı tarafından sıkı tutuluyor. Geri kalan ülkeler bu işleri hep şey yapıyorlar, ihmal ediyorlar. Bunu da sebebi de şey diyorlar, işte bu ekonomik bir şey, ondan sonra bu o kadar şey değil. Ama şu var, önümüzdeki günlerde işte bu eğer
ısınma konusu ve kirlilik konusu ciddi sıkıntılar yaptığı zaman bunu gidermek ve bertaraf etmek çok zor ve çok pahalıya çıkıyor. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Diyelim ki siz sularınızı kaybettiniz ve kıtlık yaşıyorsunuz. Kıtlık yaşadığınız zaman su bulmak veya suyu tekrar atıkları değerlendirmek istediğiniz zaman bunların büyük maliyetler çıkartıyor ortaya. Yani hem ekipman maliyeti hem de işletme maliyetleri çıkartıyor. Bunu karşılayabilecek olan toplulukların sayısı sınırlı. Aynı şekilde hava kirliliği konusu da, hava kirliliğinde gerek toza karşı gerekse de gaz kirliliklerine karşı yıkayıcılar vesairelerle çözümler getirebiliyorsunuz. Bu da ancak belli bir ekonomik güçle sağlanabiliyor. Ama toprağınız kirlenmişse, toprağı kirlenmiş olan veya tuzlanmış olan topraklara bir şey yapamıyorsunuz şu anda. Ve ciddi olarak şeydi. Şimdi insanlar ne yaparsak gidiyor diye şey yapmışlardı. Daha yani bir kere üç büyük din, İbrahim'i dinler, insan faktörünü öne almış ve doğayı ikinci planda şey yapmıştı. Ve doğa insanlara sunulmuş bir nimet ve istediği gibi kullanabilecek bir düşünceydi. Bu pagan düşüncesinde böyle bir düşünce yoktu. Paganlar doğaya fevkalade saygılıydılar ve doğayla beraber yaşamayı yapmışlardı. Şimdi bu zihniyetlerin hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu iş sadece zengin ülkelerin yapacağı bir şey olmaktan da çıktı. Çünkü zengin ülkeler bu işleri kendi maliyetlerine kendileri kadar yansıtıyorlar. Dışındaki ülkelere karışmak istemiyorlar. Ve bunun maliyetini de sanki sadece kendileri kısmında öderlerse bu işin biteceğini düşünüyorlar. Çok ciddi bir sorun var. Şimdi bu karbon kirliliği, hava kirliliği konularında falan bir takım teknolojik çalışmalar var. Yani karbonu ondan sonra grafen gibi malzemeler üreterek yapmaya çalışıyorlar. Çözümler üretmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde plastiği de ondan sonra biyoteknoloji vasıtasıyla parçalanabilir plastikler olarak yaparak kirlilikleri azaltmaya çalışıyorlar. Ama toprak için henüz daha bir doğru düzgün bir çözüm geliştirilemedi. Yok. Ama şu var, insanlar bu konularda çalışıyorlar. Yani şimdi Mars için bir proje yapmaya çalışıyorlar ve bu işin sıfırdan yapmaya kalktığınız zaman ne kadar zor bir şey olduğunu kendileri de görüyorlar. Yani ben zaman zaman izliyorum. Şimdi dünyamızda bu imkanları kullanarak hiç olmazsa dünyanın daha yaşanır bir nitelikte kalmasını sağlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve insanların da bunu da farkındalığını sadece toplantılarda vesaire falan dile getirerek değil de artık uygulayarak yani topyekun, dünyada topyekun bir şey. Şimdi bu konuda mesela Çin enerji konusunda çölleri ondan sonra güneş enerjisi panelleriyle donatarak ondan sonra enerji problemini de hava kirliliğini azaltıcı bir çözümler geliştiriyorlar. Bunların çok yaygınlaşması lazım. Türkiye'de de hala biz termik santrallar peşindeyiz ki artık bu da gündemden düşmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sonra arkadaşların konuşmasından sonra gerekirse bir şeyler yapabilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Atilla Bey güzelce vurgulama yaptı. Çin'in mesela çölleşmeyle olan mücadelesi gerçekten göz doldurucu bir tecrübe aktarmış olayım. Ama aynı paralelde Çin bu sefer karbondioksiti atacak şekilde korkunç bir santrallar yapıyor veya devreye sokuyor ki bunların çoğu kendi santralların çoğu doğal gazdan da değil, doğrudan doğruya kömürden santrallar. Çevre kirlenmesine çok katkısı olan, önümüzün yetkileri olan santrallar olmuş. Ama aynı paralelde Çin kez
yıllardan süren, yıllardır süren bir çalışmayla çölleşmeyi engelleyecek olan bir çölle mücadele ve ormanlaştırma, ağaçlaştırma diyelim, ormanlaştırma da tek tip ağaçlar şey yapıyorlar. Bunda da başarı sağladıklarını söyleyebiliriz. Bunu da vurgulamak gerekir, hakkını vermek lazım. Pek çok dünyanın pek çok yerinde ormansızlaştırma devam ederken kim bunun tersini yapmak adına dünyaya göstermiş. Evet arkadaşlar, bundan sonra Ateşan'a söz vereyim istiyorum. Ateşan Bey, buyurun. Benim bir şeydi Mustafa. Evet. Şimdi bu canlılık ve sönümlenme konusunu daha önce anlatmıştın sen. O anlamda birçok kez konuştuk ama elbette ki çok geniş bir konu. Alabildiğine şeyler söylenebilir. Ancak ben çok daha basit olarak canlılığın bir sistem açısından tanımlı kısa bir alanını içermek istiyorum. Hem anlaşılır hem de derli toplu olsun diye çerçeveye uydurmaya çalışıyorum. Zaten bir YouTube üzerine çalıştığım için bunu uyar diye düşündüm. Şimdi 19. yüzyılda biliyorsunuz bir basitlik problemi vardı. Yani basitlik problemi parametre var. Bu parametre etrafında Newton'un tayin ettiği matematik, kalkülüs vesaireyle işleri çözmeye başladık. Hatta güzel bir grafik var. Sana da yollamıştım sanıyorum Mustafa. Onu koyabilirsem ekrana. Grafikleri koymak işi bana ait değil. Selin'e ait. Selin müsaade edersen bir tane grafik, bir tek grafik koyacağım. Selin uyuyor galiba orada. Bilmiyorum vallahi. Hayır, paylaşıyorum. Açıyorum şimdi ekran paylaşımını. Tamam canım. Tamam. Kızın günahını aldınız ya. Yok uyuyor. Ya hep düşünüyor ya. O uyumuyor zaten. Evet. Şuradan bir grafik koydum. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet, gördük. Evet, geldi. Ha, bu çok güzel bir grafik. Çok hoşuma gitti. Gerçekten sol tarafta karmaşıklık, yani y ekseni, karmaşıklık ekseni. X ekseni de rastgelelilik, randomness. Şimdi burada sol tarafta, yani işlerin oldukça düzenli birkaç parametreden oluşan kısmı, ki buna klasik fizik diyoruz, 19. yüzyılın bugüne kadar getirdiği bilim, burada birkaç tane parametre var. Bunların etrafında işleri yapmak, işte Newton, Maxwell vesaire kolay. Ama daha sonrasında 20. yüzyılın başlarında biliyorsunuz kuantum fiziği işleri karıştırdı gibi geldi. Ama bu da oldukça basit. Denklemler biraz daha karmaşık oldu. Ama hala epistemolojik yahut bilgi olarak denklemlerle işi anlar hale gelebilir. Dolayısıyla bunlar basitlik problemi. Ama birdenbire en sağ tarafta, yani rastgeleliğin en fazla olduğu yerde de örneğin bir odadaki milyarlarca, trilyonlarca molekülün hareketi gibi oldukça karmaşık ama organize olmayan bir karmaşıklık. Bunu da istatistiksel mekanikle Stefan-Boltzmann entropi vesaire çözdük. Ama çok tuhaf bir şekilde dikkat ederseniz karmaşıklık sol ve sağ uçta, yani 19. ve günümüzde oldukça düşük ölçekte. Yani rastgelelik artmasına rağmen karmaşıklık oldukça düşük. Ama arada bir yer var. İşte burası kompleks karmaşık sistemlerin olduğu yer. Buna da organize olan karmaşıklık bölgesi diyoruz. Bütün bu problem canlılığın özü. Bütün canlılıklar ya canlıların yok olması hepsi bu alanda oluşuyor. Bu alan işte yeni bilimin karmaşık problemini ortaya getiriyor. Şimdi hemen ben bunu çekiyorum.
Çekebiliyor muyuz? Çekebilir. Şimdi bir hala. Bekliyorum. Ha, çektim. Tamam. Şimdi bu çok güzel bir grafik. Genel olarak 19. 20. ve önümüzde neler olacak konusunda sistem olarak bilgi veriyor. Ama çok karmaşık olmasına rağmen nispeten organize olan yahut organizasyonu olmayan canlılık bölgesi, dar alan koşulları gerçekten şu an çözümü olmayan, yani bir dili, matematiği, epistemolojisi olmayan bir alan. Ki bu alanda biliyorsunuz karmaşıklığın işte başlangıç koşullarına hassasiyeti, kelebek etkisi, kaos ve bu bölgedeki sistemlerin organize olması ve daha da önemlisi kendiliğinden adaptif olması, yani evrimsel olarak da gelişmesi türünden konular var. Bu konuları henüz matematiğe dökemedik ama işte Big Data, Internet of Things yahut işte yapay zeka gibi çağımızın yeni bilgilerini organize edip bir matematik dili yapabiliriz. Örneğin şimdilerde simülasyon, modelleme gibi kavramlar böyle yapılıyor. Ama burada tabii bir ayrıma geldik. Yani sol taraftaki düzen ve sağ taraftaki düzensizlik arasında o zor bölgede, karmaşıklığın en fazla olduğu bölgede bir yol ayrımına geldik. Bu yol ayrımı yeni teknolojinin bize getirdiği sol tarafta fizikte deterministik olması asabiyle hem nedenselliği yani anlamayı işin içine soktuğumuz gibi diğer tarafta buna karşın öngörülebilirlik ki nedenselliği var ama öngörülebilirliği yok. Yani yapıyoruz bitiyor. Ha, öbür uçta da tamamen tersine öngörülebilir oluyor modelleme ama nedenselliği bilemiyoruz. Bu geçişleri yapmak durumundayız. Dolayısıyla yeni bir matematik, yeni bir geometri, fraktal geometrisi gibi canlılığın altında yatan o dar alan koşullarını irdelemeye başlayacağız. Mustafa, gönderdiğim YouTube'da bu tür bilgiler var. Tahmin ediyorum seyretmişsindir. Bir ilaven varsa memnun olurum. Tabii. Ekleme yapayım o zaman Ateşen. Hoşuna gider diye düşündüğüm için ekleme yapıyorum. Şimdi bak, büyük bir düşünür vardı. Razi. Sen bilmezsin, okumamışım. Çok ilgim de içindedir. Adım ilgim de içindedir. Razi'nin beş ögesi var. Evreni uzay açıklarken. Uzay, zaman, madde, yaratıcı güç ve ruh der. Ama onun döneminde daha canlılık kavramının ayrı bir şekilde ruhtan farklı olarak alınması gerektiğiyle ilişkili herhangi bir düşünce olmadığı için onu ben altıncı öge olarak oraya ekledim. Ama senin bak özellikle belirttiğin mekanikleri ki nedir? Klasik mekanik, istatistiksel mekanik ve kuantum mekanik. Onları bir yere koyuyorum. Ama bir dördüncü fasıl var ki orada canlılığın ifade ettiği bir karmaşıklığı ortaya koyuyoruz. Şimdi bunları bir arada düşündüğüm zaman ben bu altı ögeyi ikişer ikişer diyalektik birleştiriyorum. Uzayla zaman birleşir zaten. Şeye göre, relativiteye göre, genel relativiteye dualitedir bu uzay zaman. Peki kuantum dualitesi nedir? Madde ve enerjidir ki bu Razi'nin işte yaratıcı güç dediği şey enerjidir. Ona böyle baktığımız zaman ama esas bilgi ve irade faslında ki irade burada insan ruhunun, insan bilincinin ortaya koyması, kendisini ortaya koyması anlamına gelir. Bunu ne anlamda? İlle başkalarının üzerine değil, doğanın üzerine kendi iradenizi koyabilme gücünü bir şekli olarak iradeyi tanımlamaya çalışıyorum. Yani İngilizce diyor will kavramı. Bunları koyduğumuz zaman üçlü bir sistem içerisinde senin bu anlattığını modelleştirmek de mümkündür diye düşünüyorum. Bunu da sana da aktarmış olayım. Onu da senin için ulaştım. Yaptım haberin olur. Gönderdim. Tamam. Konuşuruz Mustafa. Teşekkür ederim. Çok güzel. Mustafa'yı tetiklemek için ne güzel girişiyorum değil mi? Evet arkadaşlar. Açık olan şu anda gördüğüm kadarıyla Artaç Bey var. Artaç Bey'e söz vermek istiyorum. Teşekkürler Mustafa Bey. Sunum için de ayrıyeten teşekkürler. Şimdi tabii sönümlenmeden bahsederken sanırım
insanlık açısından, daha doğrusu kültür açısından da sönümlenmeden bahsetmek gerekir. Tabii bunun yanında da biyolojik sönümlenmeyi daha çok kastediyoruz biz. Tabii kültürel sönümlenme de aslında bir nevi sönümlenme. Eski uygarlıklardan Maya, Aztek ve İnka gibi uygarlıkların yok oluşunu düşündüğümüzde, tabii bunu, burada da her ne kadar doğal afetler ağırlıklı olarak söz konusu oluyorsa da, insanların yarattığı tehlikeler, örneğin işgaller ve işgallerden doğan kültürlerin ve yaşayan toplulukların yaşam alanlarının, tarım olsun, üretim olsun, azalması da bir nevi toplumsal ve kültürel bir yok olmayı da beraberinde getiriyor. Belki bunu da eklemek gerekir. Tabii bu yok oluşların nedenleri de gene insanların neden olduğu yok oluşlar ve de biyolojik yok oluşlar şeklinde de değerlendirebiliriz. Yani iki kategorize edilmiş şekilde ele almakta belki daha sistematik bir yaklaşım getirebilir. İnsanların neden olduğu yok oluşlarda Atilla Bey çoğunu saydı, siz de saydınız. Bunların arasında benim aklıma gelen, buraya not aldım. Mesela siber güvenlikle ilgili gelişmeler ve bunun kontrolden çıkışı bir yok oluşa neden olabilir. Yok oluş derken tabii tamamen biyolojik anlamda, belki yok oluş tür anlamında kastetmiyoruz. Ama uygarlıklar ve kültürler açısından bir yok oluşa neden olabilir. Kitle imha silahları oldukça bu konuda, bu alanda olumsuz etki yaratabilir. Pandemi söz konusu. Bu hem biyolojik olabilir hem de insanların yarattığı pandemi tehlikesi olabilir. Kaynakların azalması, Atilla Bey buna değindi. Minerallerin, metallerin vesaire kontrolsüz bir şekilde kullanıma alınmasıyla doğanın hem tahribi hem de mineral açısından gerekli elementlerin de yavaş yavaş yok olması söz konusu olabilir. Bunun yanında yapay teknolojilerin başını alıp kontrolsüz bir şekilde gelişmesi oldukça ben tehlike olarak görüyorum. Hem kültürel olarak hem de ülkeler olarak, yani uygarlıklar bazında söz konusu olabilir. Bunun yanında nüfus artışları, Atilla Bey değindi. Bu da önemli bir faktör. Enerji konusundaki kısıtlar, azalma, enerji konusundaki erişebilirlik konusu da oldukça olumsuz bir etki yaratabilir. Eğer sürdürülebilir bir enerji politikası söz konusu olmazsa. Bunun yanında doğal nedenler olarak da doğal sönümlemeye neden olan faktörlerden belki deprem ve tsunami'yi de saymak gerekebilir diye düşünüyorum. Benim şimdilik aktaracağım bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, gerçekten şeye baktığımız zaman, doğaya baktığımız zaman, şimdi yok oluşların arkasında tabii biyo-coğrafyayı bilmemiz lazım. Biyo-coğrafyada arkadaşlar biliyorsunuz ağırlıklı olarak biyomlar üzerinden, ki biyomlar bir bakıma iklimle böyle canlılığın, ki bu canlılık da çok hücreli ve çok hücrelilerden de büyük canlılar, ağaçlardı. Ondan sonra işte iri hayvanlardı, fauna dediğimiz, flora ve faunanın durumu anlamında bir canlılıktan bahsediyoruz. Bunların yok oluşu anlamına geliyor. Karasal biyomlar mesela nedir diye baktığımız zaman, işte yağmur ormanları var, ormanlardan ağırlıklı bahsediyorum. Yağmur ormanları var, yine yapraklı ormanlar var, geniş yapraklılar var, dağ ormanları var. Bunların hepsini bir arada orman olarak tanımlarsak, bir de tabii ki çalılıklar var. Bunlar daha böyle selüloz kısmı gelişmiş olup çalılık olabilir. Bunlar da canlılığın özellikle de bitkisel kökenli, yani flora kökenli bir canlılığın bir parçası. Ama floranın en düşük kısmı tabii ki otlaklardır. Ki en meşhur otlaklar işte Afrika'daki savanlardır. Kuzeydeki ve tundralardır. Bunlar da bir boyuttur. Ama bir dördüncü kısım daha var. Onlar da çöllerdir. Çöllerde
hiçbir canlı bulamama imkanınız var ama tek tük canlılığa da o şekilde rastlamanız mümkün. En azından filmlerini seyrederseniz Amerikan filmlerini takmışları görürsünüz mesela. Onlar da bir çöl bitkisi olarak canlılığı temsil edebiliyor ama hiç canlılığı olmayan çöller de var. Taraflarımız olur. Ama o artık çöl kapsamında bir o da bir biyom olarak kabul ediliyor. Bir de tabii su biyomları var ki denizler, göller ve akarsular var. Onların da kendi içerisinde bir bölümlendirilmesi mümkün. Onların da anlatılması mümkün. Ama bütün bunlara bakarak da bir başka bir şeyle de olayı biraz daha çeşitlendirilmiş olalım. Dünya bir karbonlarla oluşmuş, canlılığın temeli karbon elementi üzerine oluşmuş bir gezegen veyahut da canlı gezegen. Çünkü başka bir canlı gezegenimiz şu anda tespit edilmiş değil. Dış gezegenlerimiz var. 5000-6000 tane dış gezegen tespit ettik ama hala canlılık konusunda bir garantisi olabilecek gezegene rastlanmamış durumda. Ve de öyle baktığımız zaman evrenle insanın canlılığındaki elementleri bir kıyaslamak istersen evrene baktığımız zaman %74 hidrojen, %23.84 gibi helyum, oksijen de %1 gibi. Şimdi bu aynı durumu insana baktığımız zaman bu sefer %65 oksijen, %18 karbon ve %9.5'da hidrojenden oluşuyor insan. Bunun sebebi de tabii ki su. Su demek ki bütün evrende olabilecek en önemli elementtir. Yani hidrojen ve helyum daha Big Bang zamanında ortaya çıkmış olabilir ve arkasından bir miktar da bittiğinde olabilir ama elemente baktığımız zaman su denilen element evrenin en önemli elementidir. Onu kesin biliyoruz. O bakımdan pek çok böyle hikaye efendim şundan da olur işte sinüsünde canlı bunlar palavranın ta kendisi. Grafikçilerin veyahut da böyle yazarların zavallı böyle her şeyi geniş olarak düşünüp de bir şey bildiklerini sana yaratıcılığı bilgi temelli olmadan kullanmak isteyen bir sürü zavallı tip var ortalıkta. Böyle bir şey olmaz. Suyun olmadığı yerde canlılığın bütün evrende olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu bana göre sıfır olduğu bir düşüncesi var. Onu da aktarmış olayım. Bu arada canlılık konusuna değinmiş olmak üzere de bunları aktarmış olmak istedim. Ve bu arada da Naz Bey böyle duruyor. Onun şu anda kırmızı gözükmediğine göre ona söz vermek istiyorum. Buyurun Naz Bey. Estağfurullah. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben bir iki tane not aldım. Onları müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Gerek sizin kitabınızda gerek bundan evvel katıldığım toplantıda veya toplantılarda gerekse bu sefer dikkatimi çeken kavramlarla olan barışıklığı bu grubun. Bu bence çok önemli bir sorun. Yani Türkiye'nin sorunlarıyla sürekli ilgilenen bir kişi olarak bu kavram konusunun yeterince dikkate alınmamış, üzerinde durmaya layık görülmemiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda somut bir önerim var. Sırf bu düşünceden hareketle Kavram Mutfağı adı altında yaklaşık 1,5-2 sene evvel bir web sitesi oluşturmuştuk. Orası oldukça ilgi gördü ve Türkçe diline yabancı dillerden aktarma kavramlar veya Türkçe'de kullandığımız ama tanımı üstünde bir uzlaşı oluşmamış buğulu kavramların açıklığa kavuşturulması gibi işleri yapan, ayrıca işte kullandığımız sözcüklerin kökenlerinin ne olduğunu açıklayan makalelerin yer aldığı bir kavram mutfağı diye şey var. Üyeliği bedava. Sadece mail adresini yazınca girilebiliyor. Eğer Selin Hanım bana bir ekran paylaşım izni verirse onu şöyle bir göstermek istiyorum. Buyurun Tınaz Bey. Teşekkür ederim.
Sizi bekletiyorum ama kusura bakmayın. Epey ekranı açtım. Şimdi onları kapatacağım tekrar. Size dönebilmek için. Evet. Kavram mutfağı bu. Adresi çok kolay gördüğünüz gibi. Kavrammutfagi.com yazdığınızda sadece adresinizi girerek üye olabiliyorsunuz. Başkalarının tanımladığı kavramlar olduğu zaman otomatikman şeyinize geliyor. Mail box'ınıza iniyor. Siz bir şey yazmak istediğiniz, bir kavramı tanımlamak istediğiniz zaman kendiniz doğrudan girip yapabiliyorsunuz. Makale yazmak istediğiniz zaman bana yazarsanız ben daha kolay yerleştiriyorum. Epey bir uzunca makale listesi var. Yüzden fazla herhalde oluştu. Hepsi de güzel. Ve her gün kullandığımız Türkçedeki bir dolu kavramın nereden ne olduğunu güzel görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu önermiş olayım. Bir söylemek istediğim buydu. Şimdi ikincisi, etimoloji ağı diye bir network'ümüz var. Orada da ağzından veya kaleminden çıkanın kökenini bil diye böyle bir sloganlaştırdık. Ona da girmek isteyenler bana bir mail atarlarsa doğrudan oraya üye yaparım. Onlar kendi arasında iletişim kuran, etimoloji eğitimi gören veya o konuda hocalık yapan akademisyenlerin oluşturduğu veya dil bilime ilgi duyan insanların bulunduğu bir gruptur. Orada da burada konuşulan kavramların tartışılması, içselleştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda işe yarayacağını umuyorum. İki söylemek istediğim buydu. Şimdi öbürü 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma Bölümü diye bir bölümü var. Oradaki arkadaşlar, bizim bu Adil Yaşam diye adını koyduğumuz bir sitemiz var. Bu siteyle ilgili bir katkıda bulunmamızı istediler. Ben de doğrusu şöyle bir şey hazırladım onlara. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, onu da münasebetle göstereyim. Şimdi bu Çevre Günü dolayısıyla sunmak istediğim şeye manifesto adını taktık. Biraz da büyüteyim. Bunun ilk hemen burada gördüğünüz seçtiğim kısmında tazmin yasası diye, yani böyle bir yasa yok esasında. Bu, ben böyle bir isim taktım buna. Böyle bir şey var. İşte şöyle diyor bu da. Siz de okuyabiliyorsunuz esasında. Bildiğimiz ve henüz varlığından haberdar olmadığımız tüm canlı ve cansızlar bir bağlantılı bütün olarak o bütüne uyum göstermeyen ya da gösteremeyenleri içinden atıp yenilerini üreterek yeni dengeler oluşturuyor. Bu süreçte bütünün herhangi bir ögesinin görmezden gelinebilecek her hakkı o varlıkla etkileşim halindeki diğerlerince yeni bir denge kurulana kadar diğer varlıklardan orantısız da olabilecek ölçülerde tazmin edilir diye bir şey var. Şimdi gerek uluslar arasındaki bilinç farklılıkları, gerek devletlerin kendi çıkarları dolayısıyla bile isteye gözettikleri farklılıklar sonuçta bir toplu sönümlemeye doğru gidiyor. Tabii bu belki sadece insan türü veya onunla birleşik haldeki bazı türlerin sönümlenmesi olabileceği gibi daha geniş ölçekli de olabilir. Şu anda bunun geri dönülebilir olup olmadığı dahi çok da emin değiliz. Bunu bilmiyoruz.
Dolayısıyla ben de burada böyle bir tazmin yasasını başlangıç alarak kısa bir manifesto yazdım. Arzu ederseniz onun da adresini sizlerle paylaşırım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oldukça kavram konusuna değinmek istiyorum. Bizim yaklaşımız tabii holistik bilim diye dünyada çok fazla işlek olmayan bir kavramla bir bilim yaratma peşinde olarak da geçirdiğimiz 19 yılın bize kazandırdığı bir şey vardı. O da neydi? İşte kavramlar konusunda tabii ki düşünce platformunun yaptığı çalışmalar ki o çalışmaların semeresinde onunla ilişkili olarak Gülfin Hanım'ın takip ettiği bir sözlük çalışması. O sözlükte pek çok kavramımız var. Bunlar ağırlıklı olarak holistik bilim temelinde ve bilim temelli kavramlardır. Ben sözü Gülfin Hanım'a verip vermek istiyorum ve de onunla ilişkili olarak da kavram konusunda bir işbirliğini yapabileceği şeklinde de bir düşüncem var. O nedenle bu sınavın hem bize gösterebilir diye düşünüyorum şu anda bizim çözümümüzü hem de bütün işbirliği için ortamın nasıl olabileceğine dair bir söyleyebilir diye düşündüğüm için buyurun sınavın konuyla ilişkili olarak. Merhabalar. Kadıköy Düşünce Platformu'nun internet ortamında bildiğiniz gibi işte blog sayfası var, web sitesi var ve sosyal medya hesapları var. Bunlardan biri de sözlükspot.com, Kadıköy Düşünce Platformu sözlükspot.com diye. Daha önce de bunu birkaç defa dile getirdik burada ve işte müdavimlerin oraya üye olup katkıda bulunup, giriş yaparak desteklemeleri ama bu şeylerimiz pek sonuç vermedi. Yani beklenen ilgi görmedi. Ben web sayfasını açtım. Bir paylaşabilirsem olmadı bir göstereyim. Bir saniye. Paylaşabiliyor muyum Selin Hanım? Ha, tamam. Evet, herkes paylaşabiliyor. Ha, tamam. Hadi. Görüyorsunuz değil mi? Görebiliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi burada bizim işte CKM zamanından yaklaşık herhalde 15 senedir falan Mustafa Bey'in malum meşhur kare kağıtları vardır. Ben onları alıp girilebilecek hani grafik dizaynı olmayan metinsel olanları kavramların dışında da yani o kare kağıtları buraya geçirmeye çalıştım. Son zamanlarda da yine devam ediyorum ama epeydir bir aydır pek ilgilenemedim. Burada da hatta mesela holistik bilgi diyor burada görüyorsunuz kaynak. Bu altta o ilgili toplantı yani hangi toplantıda bu konu edilmiş konuşulmuşsa onun linki de yer alıyor. Yani buradan mesela YouTube toplantı kaydına da ulaşabiliyorsunuz. Şu üst, yukarıda ilk sırada rastgele bir gün iletişim diye devam ediyor. Kayıt ol diye bir şurada kayıt ol. Buradan kayıt olup üye olup siz de buraya giriş yapabiliyorsunuz. Yani burada sadece kavramlar yok gördüğünüz gibi Mustafa Bey'in. Yani onun dışında da girişler var ama esas olarak Mustafa Bey'in kare kağıtlarını burada görebilirsiniz. Hocam benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa yoksa kapatayım daha doğrusu. Kapatabilirsin ama arkadaşlara da sohbet üzerinden onun adresini aktarabilirsen iyi olur diye düşünüyorum. Sınaz Bey de onunla ilgilenir, bakabilir. Tamam hocam. Kendisinin ben özellikle kavram konusunda titiz olduğunu biliyorum. Yani titiz kavramlar konusunda çünkü bilimsel olabilmenin birinci adamı kavramları doğru bir şekilde yerleştirebilmek. Daha sonra kavramlardan kategorilere geçmek ve kategorilerden de kaçınılmaz olarak bir alt bilim dalının oluşması.
katması ki ona muvaffak bir metodoloji katmak lazım. Ondan sonra o çerçeve içerisinde de bir bilim inşa etmek mümkün olabiliyor. Biz holistik bilimin şekilde gelişmesi için elimizden geleni yaptık. Ama basit, şimdi Kınaz Bey görsün diye söylüyorum. Efendim bizim sözlüğümüz neredeyse 12 yıldır var. 11-12 değil mi Hüsnü Hanım? Yanlış hatırlamıyorsam siz de beni teyit edin. Kaç yıl olduğu ile ilişkili. 12 ya, en az 10 yıldır var hocam. 15 evet. Olmuştur. Yani en az 12 yıl var. Çünkü şeyle birlikte başlamıştı. Bizim Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki toplantılar, ondan önceki toplantılarımızın yeri de farklıydı. O 2008'de başladı. Değil mi? Daha bile fazla olmuş oldu. 2008-2009 döneminde başladı. Çok daha fazla demek ki 15 yıl gibi de olabilir. Neyse. Peki arkadaşlar, Kadıköy Düşünce Platformu'nun müdaimlerinden oraya bir tane kavram yazılmış olan bir arkadaşı el kaldırabilir miyim bana? Kınaz Bey, gördünüz değil mi? Bir tane, bak, bir arkadaşımız var. Bir tane el çıktı. Ne kadar zayıf bir katılımla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Peki buyurun Kınaz Bey. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım. Ben adresi aldım, blogun adresini. Onu arkadaşlarımıza, bu kavram mutfağına üye olanlara duyuracağım. Size de yazdım bu kavrammutfağı.com diye. Onun içinde de bir takım sözlükler var, özel sözlükler var. Sadece üyeler girebiliyor oraya. Üye olmayanlar diğer kavramları ve makaleleri okuyabilir ama sözlüklerden yararlanamaz. Ama üye girişi yapıldığı takdirde çok sayıda sözlük var orada, özel sözlük var. Onlara girilebilir. Eğer izniniz olursa bir kere sizin sözlüğünüzü biz bu sözlük kısmına ilave ederiz. Ondan sonra o sözlüğün içindeki kavramların da tabii kavram kısmına aktarılması halinde birisi search yaptığı zaman kolaylıkla erişebilir. Sözlük olarak orada kalmayıp bir de kavramlarla birleştirilmesi iyi olur. Bu da bir işbirliği projemiz olarak devam edebilir. Çok da iyi olur. Teşekkür ederim. Sizin siteye çok rahat girilebiliyor. Hiçbir e-mail falan gerekmedi. Kınaz Bey. Doğrudan giriliyor. Hangisine efendim? Mutfağa. Ha, tabii girebilirsiniz. Ama kavram girmeye, tanımlamaya kalkarsanız üye girişi isteyecektir. Evet. Veya sözlüklere, özel sözlüklere erişmek isterseniz o zaman üye girişi isteyecektir. Yani oldukça kolay şeyi. Tabii bu kolaylık bazen biraz özensizliğe de yol açabiliyor. Yani işte ikisi arasında bir denge mecburen gözeteceksiniz. Evet. Bu çok yararlı bir çalışma olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizimki son derece kapalı. Kapalı olmasının sebebi bizim arkadaşlarımız sanki sadece ben sorumluyum bu konudan. Öyle bir şeyleri var, inançları var. Öyle bir şey yok. Ben herkese açık ve isteyen istediği gibi müdahale edebilir şeklinde bir senet sepet ortaya koymuş olsam bile veyahut da sözleşme, hiç öyle bir şey olmadı maalesef. Olmuyor da. Evet, damdan düşen halden bilir. Şekil bir ağda görüldüğü gibi her yerde aynı durummuş. Mustafa, o sözlüğü de sen yapmıyorsun yani. Hüsnü Hanım uğraşıyor. Hayır, sözlüğü kavramların oluşturulması, yoksa onun fiilen yazıya veya da çerçeve veya bir yazı sistematiğine dökülmesi anlamına demiyorum. Asıl iş o ama. Tabii esasında. Kaynak da önemli ama ateş. Ama ben ya, sekreterlik var. Yapıyorum. kaynak önemli. Kaynak nasılsa var, anlatıyor zaten. Evet. Evet, ayrıca bilmiyorsunuz Dursun'un Abdullah Bey'le de çalışıyor. Abdullah Bey benim karakolçları temize çekiyor. Dursun Hanım'a gönderiyor. Dursun Hanım da oradan gereğince kavramları oraya yerleştiriyor. Şimdi Kınaz Bey'e onu belirtmek isterim. Dursun Hanım'la işbirliği yapacak arkadaşlarımız. Onun adresini Dursun Hanım da e-mail adresini de koysun. Kınaz Bey de bu arada onu kayda geçebilir diye. Tabii, lütfen. Arkadaşlara aktarırsanız onlar doğrudan temas etsinler.
Tabii orada bütün adıma kendi mail adresimi yazıyorum. Evet, tamam. Kavramların dışında da pek çok bilgi var. Onların süzülmesini zaten arkadaşlar herhalde kolayca görecekler zaten. Kişilerle ilgili bilgiler de var. Bazı modeller var vesaire. Kavram olmasa bile böyle biraz daha geniş bir yaklaşımlı sözlüğümüz var. Şimdi de aktarım olayım. Ayrıca herhalde benim kitabın arkasında da görmüşsünüzdür. Evet. Sözlük var ama o sözlük 2016'ya veya 2017'nin belki biraz başına 2016'ya kadar olan şey yaklaşık olarak 7 yıllık eki veya da kavram gelişimini doğrudan doğruya bu kısımda görmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Anladım efendim. Peki efendim. Metin Bey buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi yok oluş yerine sönümlenmenin daha iyi bir tanımlama olacağını söylemiştin. İşte sönümlenme, tükeniş, çöküş, yok oluş vesaire kavramlar da belki açıklanabilir. Güzel ve kapsamlı bir sunumdu. Teşekkür ederim. Bir şey dikkatimi çekti. Onu vurgulamak için söz aldım. Yani yok oluşa itirazında yani sönümlenme kavramını kullanma gerekçende dedin ki yani tümüyle bir yok olma söz konusu değil, büyük bir kayıp ya da çöküş söz konusu. Orada da bir orandan bahsettin yani 4/5 aslında bizim bu bildiğimiz bir ilkeye işaret ediyor sanki. 80'e 20 ilkesinden bahsediyorum yani Pareto ilkesi. Açıkçası bu ilginç bir şey çünkü Pareto ilkesi yani daha önce de işte çeşitli konu ve kavramları konuşurken belki gündemimize gelmişti, konuşmuştuk, tartışmıştık bu konularla ilgili. Demek ki aslında big history konusuyla ilgili de çalışıyor bu ilke, yani Pareto ilkesi. Tümüyle bir yok oluş değil ama büyük bir çöküş ya da büyük bir sönümlenme söz konusu oluyor. Sayı da verdin. İşte hani 5 tane büyük sönümlenme, 15 kadar da yine önemli sayılabilecek ne diyelim çöküş söz konusu. Daha böyle kısa süreli bir takım çöküşlerde ya da tükenişlerde ise bunun işte kimisi ne kadar kapsamlı olup olmadığı gibi şeyler. Demek ki bir şey var yani bir dalgalanma ya da bir döngü var burada. Açıkçası benim aklıma şunu getirdi. Aynen hani bu deprem konusunda olduğu gibi burada da bir periyodiklik var mıdır diye düşündüm. Çünkü işte milyonlarca yıl önce başlayan bu sönümlenme en son 65 milyon yıl önce gerçekleşmiş. Hadi o diğer orta şiddetli olanları saymazsak bile büyüklere baktığımızda acaba bir periyodiklik, bir sistematiklik var mı diye belki üzerine kafa yormak gerekir. Belki de vardır diye hani bunu bir soru gibi de kabul edebilirsin. Bir bu dikkatimi çekti. İkincisi yani işte dünyayı düşünerek big history'yi konuşuyoruz. Öte yandan işte dün olan konuları çözümlemede zorlanıyoruz. Oysa evreni düşündüğümüzde belki işte dünya ile ilgili konuştuğumuz konular bile çok hafif ve küçük kalabilir. Yani niye söyledim bunu? En son işte Hubble teleskobu galaksisini terk eden, kaçan bir kara delikten bahsediyor. Bayağı neredeyse böyle 20 milyon yıldızı içinde barındıran, çok hızlı hareket eden bir kara delik. Hatta onunla ilgili gözlemler sonucu belki işte bu kara deliğinin evrende emdiği, içine çektiği bir takım gaz, toz, göksel cisimler, yıldızlar vesaireyi arka kısmında yeni yıldızların üretiminde nasıl biçimlendirdiği, şekillendirildiği anlaşılacak belki de daha ayrıntılı incelemeler sonucunda. Yani bilim insanları şu anda bunu anlamaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu da enteresan bir şey. Yani bu canlı kavramına da belki biraz daha farklı bakışı gerektiriyor. Nasıl işte Gaia hipotezinden bahsederken hani tam canlı olup olmadığını söylemiyoruz da canlı gibi hareket ediyor diyoruz yer küre için.
Evren içinde belki bunları söyler hale geleceğiz. Yani canlılık kavramı da sanki epeyce tartışmaya, açıklamaya muhtaç gibi görünüyor. Bunları düşündürdü anlattığın şeyler Mustafa ve arkadaşlarımızın katkılarıyla söylediği konularla birleştirince. Bir de üçüncü şey, onu serbest kısımda söyleyeyim. Hani bir sürü videomuz var, bir takım ortamlarda, platformlarda paylaşıyoruz. Bunu nasıl daha yaygın ve görünür hale getiririz, nasıl daha genişletiriz ve insanların ilgisini çeker hale getiririz kısmı ile ilgili de birkaç şey söylemek isterim serbest kısımda. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, gerçekten Metin Bey'e bazı hatırlatmaları konusunda özellikle vurgulamaları konusunda teşekkür ederim. Sebebi de şu, Pareto yıllardır bildiğimiz bir şeydir ama 5 kavram önemli kavramdır çünkü en basitinden Fibonacci dizisini tanımlarken bile bir 5 kavramı vardır orada. 5 içerisinde içindedir. Onun eğrisinin çizilmesi sırasında bir 5 vardır. 5 her yerde çıkıyor karşımıza. Çünkü en son bulunan şeyler 5.'si zor bulunuyor. 4 tamam da mesela şimdi doğaya baktığımız zaman doğanın etkileşim güçlerinden 4 tane gücü biliyoruz. İşte, zayıf ve şeyde olanlar, çekirdekler olanlar. Bir de çekirdeğin dışında sonsuza dek etki alanı olan işte bir elektromanyetik, bir de gravitasyon diyelim. Ama bir beşincisi bana sorarsanız karanlık enerji ve karanlık madde faslı. O beşinci olarak tanımlayabilirsiniz rahatlıkla. Onu hala çıkaramıyoruz. Ne olduğunu bulamıyoruz, anlayamıyoruz vesaire. Ama manyetizm sadece bu 5 burada çıkmıyor. Her yerde çıkıyor bu 5. Onu da söyleyeyim yani. Pareto kendiliğinden bulmuyor. İnsan bir şeye çok fazla bakıp incelediği zaman 5 noktasına geliyorsunuz. Yani burada bir 5'li sistem vardır diye. En genel sistemler 5'li sistemlerdir. Onu da aktarmayayım bari. Evet arkadaşlar, 1-2 dakikamız kaldı. Sonra serbest kısma geçeceğiz. Orada tartışmalarımıza devam edebiliriz. Herkes istediği şeyi söyleyebilir. Onun için ben rica ediyorum şimdi Selim'den. Kayıtı ve de bitir, tamamlasın, ardından da serbest konuşalım.